David Hockney, Bradford College of Art'da resim okuyor, her zaman sanatçı olmak istedi. David Hockney, akrilik boya kullanan ilk sanatçılardan birisi. Sanat tarihi baktığında işte Delacroix, Paul Klee ya da Matisse gibi sanatçıları ancak Kuzey Afrika'ya orada gezi yaptıktan sonra o dönemde yaptığı eserleri aslında anlayabiliriz. A Bigger Splash, tam bu havuz resimlerden birisi. Bu arada 3 tane yapıyor. Bir tane 66, bir tane daha 66'da yapıyor. Bizimki 1967'de yapıyor. A Bigger Splash belki en çok bilinen yapıtlar. Bir taraftan David Hockney belki hatırlıyorsunuz çünkü birkaç ay önce Sabancı Müzesi'nde de bir sergisi yapıldı. Ve o sergide David Hockney artık olgun bir sanatçı olmasına rağmen hala yeniliklere açık olan bir sanatçı olarak gördük. Çünkü orada dijital ortamda iPad'de çalıştığı ve yaptığı eserleri görüyorduk. Fakat biz 1967'lere döneceğiz. Birazcık şeyi de tartışmak istiyorum. Bağlam sanatçı, bağlam eseri ne kadar etkiliyor? Sanat tarihinde bir yapıt analiz ederken aslında iki kavram kullanıyoruz. İkonografi ve ikonoloji. İkonografi daha basit belki. Çünkü orada imgeleri, simgeleri, elemanları ne gördüğünüzü onu analiz edeceksiniz. İşte kapı, melek, kanat vesaire. İkonoloji aslında sanatçının bağlamı inceliyor. Yani sanatçı ne zaman yaşadı, nerede yaşadı, hangi ülkede vesaire. Dolayısıyla ikonoloji aslında sanatçının ve sanat eserinin arka bahçesi ama çok önemli bir zemin olarak değerlendirebiliriz. Mesela sanat tarihi baktığında işte Delacroix, Paul Klee ya da Matisse gibi sanatçıları ancak Kuzey Afrika'ya orada gezi yaptıktan sonra o dönemde yaptığı eserleri aslında anlayabiliriz. Çünkü o dönemdeki sanatçıları o ışık ve o kültürünün etkisi altına kaldı. Ya da Vincent van Gogh, çok severim diyorsunuz. Hangi van Gogh? Yani Vincent van Gogh, Belçika, Hollanda'dan sonra Paris ve sonra Güney Fransa'da Arles'de yaşadıktan sonra parlak renkleri, işte ayçiçekleri ya da bunun gibi resimler yapmaya başladı. Bu yüzden sanat tarihi içerisinde her zaman ikonografi ve ikonolojiyi beraber inceliyoruz. Günümüzde bu ikonografik bağlamı ve oradaki önemi devam ediyor. Örneğin David Hockney. Çünkü Bradford, yani onun yaşadığı şehirden Los Angeles'e taşındıktan sonra işleri, eserleri bambaşka hale alıyor. Bradford, Yorkshire'da doğmuş sanatçımız. İlk olarak 16 yaşında. Bradford College of Art'da resim okuyor. Her zaman sanatçı olmak istedi. Sonra işte Royal College of Art Londra'da resim eğitimi almaya devam ediyor. Ama İngiltere'den sıkılıyor 60'ların başında. Yani çünkü karanlık, bulutlu, gri bir kentten kaçıyor adeta. Öyle anlatıyor ve İlk olarak New York'a geçiyor, sonra işte Los Angeles'e geçiyor. Ve Los Angeles'teki ışık, gökyüzü, oradaki renkleri, ışık etkisi altında kalıp bambaşka bir sanatçı olmaya başlıyor. İlk olarak renk kullanımı değişiyor. Tıpkı Van Gogh gibi, Van Gogh mesela Belçika, Hollanda'da kahverengi, koyu tonları kullanırken artık David Hockney artık açık ve güçlü renkleri kullanmaya başlıyor. Aynı zamanda işte Malibu, Hollywood bölgesindeki mimari ve oradaki binalardan da etkileniyor. Oradaki bungalow tarz binalardan etkileniyor. Çünkü Bradford'da işte hala Victorian, eski İngiliz mimari olan eserleri ve binaları alışkandı. Ve artık grafik bir tadı doku kullanmadan açık ve parlak renkleri kullanmaya başlıyor. Bu arada David Hockney akrilik boya kullanan ilk sanatçılardan birisi. Biliyorsunuz günümüzde işte guaş, işte yağlı boya ya da akrilik gibi farklı malzemeleri var ama 60'larda akrilik yeni bir malzeme olarak ortaya çıkıyor ve o onun tercih ettiği malzeme oluyor. Çünkü bu düz parlak renk alanları o akrilik boyayla daha kolay
yapabilir. Genellikle David Hockney görünür dünya, var olan dünya yansıtıyor. Ama hiçbir zaman bir gerçekçi değil. Yani temsiliyet üzerine çalışıyor, bir şey temsil ediyor ama asla ve asla Gustave Courbet gibi bir gerçekçi değil. Onun yapıtları da aslında gerçek ve hayal bir şekilde birleşiyor. Bu isim kendisi literalist diyor. Los Angeles'te sadece yeni bir renk skalası değil, aynı zamanda ana konuları buluyor. Yani gündelik hayatının işte deneyimleri. Kimin deneyimleri? Modern kentli insan. Bu yüzden işte kent manzaraları, portreleri, figürleri ve sıkça havuzları görebiliriz. Ve tabii ki bizim bugünkü konumuz A Bigger Splash. Tam bu havuz resimlerden birisi. Bu arada 3 tane yapıyor. Bir tane 66, bir tane daha 66'da yapıyor. A Little Splash, The Splash. Bizimki 1967'de yapıyor. A Bigger Splash. A Bigger Splash belki en çok bilinen yapıtlar. Günümüzde bu arada Tate Modern'de bulabilirsiniz. A Bigger Splash aslında bir havuz gösteriyor. Fakat havuz büyük bir alan kapsıyor. Yani kompozisyon 3'te 1'i sadece bu havuzdan oluşuyor. Ve bu havuz içindeki suyun rengi, yani oradaki mavi aslında kompozisyonunun en önemli elemanı diyebiliriz. Neredeyse bir soyut resim kadar, bir color field painting, bir renk alan resmi gibi bir etki ortaya çıkıyor. Havuz bu arada tam olarak görmüyoruz. Biz sağ sol kısmını göremiyoruz. O aslında kadrajının, çerçevenin dışında kalıyor. Bundan dolayı aslında oradaki mavi boya daha fazla ortaya çıkıyor. Maviye karşı etrafındaki fayansları ve alanlara baktığınızda orada turuncu renk tonları görebiliriz. Bu tabii ki kompozisyon için güçlü bir kontrast yaratıyor. Hatta bu sıçrama tahtası, bu diving board ön tarafta baktığımızda o da sarı olarak betimliyor. Dolayısıyla bakın mavi soğuk tonları karşı turuncu ve sarı tonları kullanıyor. Bu güçlü kontrastları aslında o kontrastları sayesinde kompozisyon içinde estetik bir gerginlik, bir gerilim söz konusu. David Hockney bu arada suya karşı çok büyük bir hayranlık duyuyordu. Çok büyük bir ilgi duyuyordu. Çünkü bir sanatçı için su ilginç bir nesne, bir mesele. Çünkü bir yüzeyi var ama aynı zamanda şeffaf, aynı zamanda içine bakıyorsun, aynı zamanda yansıtmaları yapıyor, aynı zamanda suyun içinde diğer elemanları görebilirsin. Bu yüzden mesela su bir ressam için zaten sanat tarihinde de sayısız örnekleri görebiliriz. Her zaman çok önemli bir meselesi. Havuzunun arka tarafına baktığımızda orada minimalist bir bungalow binasını görebilirsiniz. İşte klasik Los Angeles'teki bungalowlar gibi. O da turuncu, açık kahverengi tonları olarak ve bu hem havuz ile bir kontrast yaratıyor hem de ikinci büyük kısmı yukarıdaki gökyüzünün ve o mavisiyle güçlü bir kontrast yaratıyor. Aslında resmine baktığımız hepsi yatay. Sadece orada sıçrama tahtası ve arkadaki ağaçları, palmlara baktığımızda onları işte ya diagonal ya da işte yukarı doğru takip eden çizgileri. Bu yüzden bu kompozisyon içerisinde aslında yatay çizgilerin yanı sıra dikey çizgileri orada bir hareket yaratıyor. Ama ona rağmen oldukça sakin bir resim. Bir nesne dışında. Tam resminin ortasında, oradaki havuzun ortasında bir sıçrama, bir dalga görebiliriz. Birisi içine atlamış anlaşılır. Sıçrama tahtasında havuz içine atlayan kişi. Kim? Neden atlamış? Kaç yaşında? Erkek mi? Kadın mı? Tek başına mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Aynı zamanda etrafındaki ev, oradaki peyzaj, oradaki havuz etrafı da boş. Ve hiçbir iz bize orada bir insan yaşamış mı, bir geçmiş var mı, yok mu, hiçbir ipucu bize vermiyor. Bu yüzden aslında sadece bu insan oradaki görüntü, kadraj bizim gözümüzden kaçmıyor. Aslında oradaki havuz ve oradaki scenery oldukça cansız görünüyor.
Bu yüzden bir tarafta belki renkleri, işte havuz, işte gökyüzü baktığımızda Los Angeles'teki güzel hayatı belki aklımıza gelebilir. Yani American West Coast lifestyle diyebiliriz. Havalı, pahalı, zengin, hoş. Fakat öbür tarafta bu resmine baktığımızda aslında bir boşluk söz konusu. İnsan yok. Boş bir sandalye arkasında görebiliriz. Bu sandalyede kim oturdu? Acaba havuza içinde atlayan kişi mi orada oturdu? Bu yüzden aslında bir nevi bir kimliksiz resmi. Geçmiş var mı, yok mu? Şu anda ne yaşanıyor, kim yaşanıyor? Hiçbir şey belli olmuyor. Bu yüzden aslında belki bu resim ile beraber aslında bu glamorous, şafşalı, güzel, güneşli olan hayatının boşluğu hissedebiliriz. Yalnızlık hissedebiliriz. Zaten biz seyirci olarak o resimdeki hayat, düşünceleri, duyguları biz aktarıyoruz. Çünkü resimleri, renkleri, dokusuz renkleri, sade renkleri, sade renk alanları, hareketsiz bir resim. Dolayısıyla tek hareketlendiren kişi aslında seyirci olur. Bu resmine karşı, bu resim içinde aslında kendi düşüncelerimizi aktararak bu resim bir nevi canlandırıyoruz. Bu resminin bir parçası oluyoruz. Fakat öbür tarafta tabii ki A Bigger Splash adlı resmimiz bir tarafta sanat ve bağlam ilişkisi için önemli bir örnek. Aynı zamanda modern Los Angeles'teki hayatının, bu pop kültürün, tüketim kültürünün, bu güzel hayatının bir yansıtması. Ama aynı zamanda oradaki boşluk meselesi, oradaki bir havuz içinde kayıp olma meselesi, bir yok olma meselesinden dolayı aslında bu modern, şafşalı, güzel hayatının boşluğu bizimle paylaşıyor.